Arkadaşlar merhaba, altı üstü geziyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün İstanbul Havalimanı'ndayım. Başlıkta da göreceğiniz üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidiyorum. Belgrad hem tarihi hem kültürel açıdan çok zengin bir başkent, bir şehir. Bu sebeple ben de çok heyecanlıyım. Aslında uzun süredir gitmek istediğim rotalardan bir tanesiydi Belgrad. Şimdi de onu gerçekleştiriyorum. Orada yaklaşık bir ay önce uçak biletimi satın almıştım. Aslında denk geldi bu kadar ucuz uçak bileti ve Türk Hava Yolları'yla. Hemen kaçırmadım. Vizesiz olması sebebiyle de aslında kolaylıkla gidebiliyorum. Gerçi 2 yıllık Schengen vizem de var ama olsun, buraya da ucuz uçak bileti bulmuşken kaçırmak istemedim. Şimdi videoda görüşmek üzere. Sonunda indim. Birazcık yoruldum arkadaşlar. Birazcık da korktum bu arada. Çünkü hayatımda ilk defa inişe geçtik. Son 200-250 metre kala uçak tekrardan kalkışa geçti. Bir anda böyle burnunu dikti havaya ve hızını arttırdı. Ondan dolayı birazcık korktum açıkçası. 10-15 dakika bayağı gittik. Ondan sonra geri döndük. O yüzden birazcık tedirgin oldum. Şimdi bu arada şeyi söylemedim ben size. Buraya kuzenimi ziyarete geldim aynı zamanda ben. Çünkü kuzenim benim burada çalışıyor, burada yaşıyor. O da herhalde bir 5-6 ay oldu taşınalı. Ama en azından onu ziyarete geldim. Onun bu 5-6 aydaki tecrübelerinden yararlanmaya geldim. Benim bakalım kuzenim buralarda mı? Herhalde beni görürse. Beni çevirir diye tahmin ediyorum. Bayağı böyle otobüs terminali gibi bir yer. Gerçi burada inşaat var anladığım kadarıyla, çalışma var. Ondan dolayı da böyle olduğunu düşünüyorum. Hafiften hafiften birazcık soğuk gelmeye başladı bakalım. Kuzenim de geldi. Seni takip ediyorum ben de. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim. Az geçti yolculuk. Şimdi senden bahsediyordum. Kuzenim beni görürse herhalde peşime gelir diye düşünüyordum. Gördüm ama sen beni görmedin. Ben de bozmayayım size. Aynen öyle. Hadi bakalım. Sonunda geldim. Şimdi herhalde bir şeyler yeriz. Arkasından da bir şeyler içmeye geçeceğiz. Bugün birazcık yorgun olacağım. O yüzden öyle turistik gezi yapar mıyız bilmiyorum. Çok sanmıyorum da açıkçası. Çok da yorgunum. Ondan dolayı yarın bu gezilere başlayacağız. Arkadaşlar bu arada az önce gördüğünüz taksici bizdeki gibi turist, ya bizdeki gibi demeyin, bizdeki herkes gibi değil. Bizdeki böyle bazı kişiler gibi diyeyim. Gideceğimiz yeri söyledik. Novi Belgrad'a gideceğiz. Kuzenimin evi orada. Çantaları bırakacağız. Euro ile mi ödeyeceksiniz dedi. Dinarla mı? Dinarla ödeyeceğiz dedik. Direkt hesap makinesinden 3000 dinar yazdı. 3000 yazdı. Ondan sonra kuzenim de itiraz etti. Hayır dedi. Taksimetre açıyorsan gideriz diye. O zaman götürmem sizi dedi. Ve bizi bıraktı. Böyle de bir gelir gelmez bir anı başımıza geldi. Şimdi birkaç kişiye aldı. Şöyle çevireyim. Elinde telefon var görüyoruz. Sol, en solda. Şimdi bagajı kapatıyor. Onlara gösterdi. Onlar da kabul etti. Şimdi eşyalarımızı bıraktık. Birazcık da telefonumuzu vesaire, kameramı falan şarj ettim. Pizzacıya gidip bir şeyler yiyeceğiz ya da herhangi bir yerde bir şeyler yiyeceğiz, atıştıracağız. Ondan sonra herhalde dinleniriz. Thank you.
Belgrad'dan tekrardan merhaba. Şu anda Belgrad Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve burada gerçekten çok önemli tarihi eserler var. Tarih kokuyor adeta burası. Ve hani İstanbul'daki Taksim Meydanı gibi düşünebilirsiniz. Genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu, insanlar için burası adeta bir buluşma noktası. O yüzden de geniş bir meydan olması sebebiyle de gerçekten insanlar burada kutlama gösterilerini gerçekleştirebiliyor. Gerektiğinde hükümeti ya da başka şeyleri protesto etmeyi de yine bu meydanda gerçekleştirebiliyorlar. Şu anda arkamda Sırbistan Ulusal Müzesi'ni görüyorsunuz ve hemen önünde Prens Mihailo'nun heykelini görüyorsunuz. Prens Mihailo Osmanlı egemenliğini sona erdiren kişi olarak biliniyor. O yüzden de Sırbistan için çok önemli bir yere sahip Prens Mihailo. Gördüğünüz bu heykel 1882 yılında İtalyan heykeltıraş Enrico Pazzi eseridir ve gördüğünüz gibi prens at üstünde ve aslında Osmanlı'ya İstanbul'u gösteriyor. Türklerin İstanbul'a ait oldukları yere dönmelerini istiyor. Anıtın önünde durup baktığınızda ise etrafta birçok tarihi yapı var. Bunlardan bir tanesi anıtı arkanıza aldığınızda ve sol tarafa baktığınızda Ulusal Tiyatro binasını görüyorsunuz ki hemen üstünde yazıyor zaten 1869 yılında tamamlandığı gözüküyor. Tiyatro binasının hemen sağ tarafına baktığınızda ise küçük bir park var. Bu 2001 yılında kurulan Sırbistan Demokratik Hükümeti'nin ilk başbakanı Zoran Dindić anısına yapılan bir park. Ve az önce söylediğim gibi Sırbistan tarihinin en önemli kültürel yapılarından olan Sırbistan Ulusal Müzesi'ni de tam arkamda görebiliyorsunuz ki içerisinde 400 binden fazla koleksiyon var. Bunların arasında Van Gogh eserleri, Picasso eserleri de bulmak, görmek mümkün. Şimdi herhalde Belgrad'ın en eski otellerinden, belki Sırbistan'ın en eski otellerinden bir tanesine giriyoruz. Otel Moskva, yani Moskova Oteli'ne giriyoruz. 1906 yılından beri hizmet veren bu otelde Brad Pitt gibi, Albert Einstein gibi oldukça bilinen isimler de konakladığını biliyoruz. Şimdi içerisinde bir kahve içmeye gireceğiz tabii, yer varsa. Alt katta yer yok. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Gerçekten üşümüşüz bu arada. Herhalde 3-4 derecelik bir hava sıcaklığı var. Şimdi üst kata geldik. Birazcık burada da sigara içiyorlar. Sigara içilen bir yer. Evet, şimdi içeri girdik. Yukarıda bir yere oturduk ve hem Türk kahvesi söyledik. Burada çok yaygın bu arada Türk kahvesi ve bu şekilde normal bizdeki Amerikano gibi ya da normal filtre kahve gibi servis ediliyor Türk kahvesi ve köpüğü de yok aslında. Ve yanında da Moskova'dan, yani otel Moskova'dan çıkmış ve tüm dünyaya yayılmış spesiyel bir kek var. Bunu yiyeceğiz şimdi. Bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu ama herkes zaten bunları yiyor burada ve kahvesini içiyor. Şimdi sizlerle birlikte tadımını yapıyorum ben de. Birazcık böyle dişledim bu bilmiyorum ama gayet güzel gözüküyor. Gerçekten güzel. Bir de Türk kahvesine bakmak istiyorum. Biraz farklı Türk kahvesi aslında. Bizdeki gibi değil. Bana öyle geldi en azından. Güzel. Hadi bakalım. Kahvemizi soğutmayalım. Birazdan görüşürüz. Şimdi Otel Moskova'dan çıktık. Knez Mihailova Caddesi'nden Kale Meydan'a doğru gidiyoruz. Burada gerçekten oldukça eski tarihi yapılar var. Tabii eskiden buralar ev olarak kullanılıyormuş. İnsanlar burada konaklıyormuş. Ama şimdilerde artık bizim Taksim Meydanı gibi düşünebilirsiniz. İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Burada sürekli olarak restoranlar, mağazalar, havayolu firmalarının ofisleri vesaire gibi şirketler var. Daha çok böyle ticari olarak kullanılıyor mağazalarla birlikte.
Bu arada şunu söyleyebilirim. Genel Belgrad izlenimi olarak çok fazla sigara kullanan var. Yani dün pizzacıda, bugün işte Otel Moskva'daki oturduğumuz yerde falan bayağı sigara içiliyordu. Bu gerçekten alışık olmadığım, hatta Türkiye'de de böyle olmasından çok mutlu olduğum bir sistem. Umarım yakın zamanda buraya da gelir ve burada da kapalı mekanlarda sigara içme sorunu sona erer. Ve sonunda Kale Meydan'a geldim. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın önemli değer taşlarından bir tanesi Kale Meydan'dayız. Bu arada Kale Meydan ismini Osmanlı zamanında almıştır. Kale Meydan'dan Kale Meydan olarak çevrilmiştir buraya. Şu anda Kale Meydan olarak kullanılıyor ama burası Kale Meydan. Burada park aktivitelerinin yapıldığı, festivallerin düzenlendiği, insanların güneşlenmeye geldiği ya da Tuna ve Sava Nehri'ni izleyebildikleri ve içkilerini ya da kahvelerini içebildikleri önemli buluşma merkezlerinden bir tanesi. Öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nı gezdik. Hemen arkasından Otel Moskova'ya gittik. Moskova Oteli'ni gezdik. Aslında Knez Mihailova Caddesi'nin bir ucunda Otel Moskova var. Ortasında Cumhuriyet Meydanı var ve onun tam tersi istikametinde sonunda ise, caddenin sonunda ise Kale Meydan yer alıyor. Bu açıdan eğer Sırbistan'a, Belgrad'a geldiyseniz sadece bu caddenin başı ve sonunda 3-4 farklı yer görebiliyorsunuz. Şimdi ise size Sava ve Tuna Nehri'nin birleştiği noktayı göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Sava, hemen sol taraftan gelen yer Sava Nehri. Bu karşı taraf ise ve ortasında bir büyük bir ada var. Orası ise Tuna Nehri. Birleşme noktası ise işte tam buradaki ortadaki kesişim noktası. Şimdi Kale Meydan'da bir şeyler içtik falan, birazcık ısındık. Sonrasında dışarı çıktık, bir şeyler yemeye gidelim diye. Gideceğimiz yer burada bir galeriya diye bir AVM'deydi. Ama sonrasında Trolleybüs mu ne, öyle bir şeyin geç gelmesinden dolayı biz de o markanın buralarda yakınlardaki şubesine geldik. Buranın Sırbistan'ın yerel yemeklerini yapan bir yer aslında burası. Birazcık daha böyle farklı farklı yerlerde şubeleşmiş. Bizim köfteci Yusuf gibi düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama ondan daha iyi diye beni kuzenim uyardı aslında, burayı bilen kişi. Hani tam da köfteci Yusuf gibi düşünmeyin aslında. Ama her yerde bulabileceğiniz ve güzel Sırp yemeklerini yiyebileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Walter diye bir yerdeyiz. Hemen menüsünü bakayım. Evet, Walter diye bir yer. Burada kebap anlamına gelen cevap yiyeceğiz. Ondan sonra şimdi yiyince yemekleri, siparişleri verdik. Onlar geldikten sonra sizlere de göstereceğim. Şimdi yemeğimiz de geldi. Bakar mısınız? Böyle. İçerisinde köftesi var. Önünde soğan ve kaymak var etrafında. Bir de şöyle bir şey söyledik. Bize afiyet olsun o zaman. Kadar çok doydum ki. Kuzenim sağ olsun. Ondan da onun tadına da bakayım, onun tadına da bakayım diye bir sürü şey söyledi. Hatta daha sonrasında da bir şeyler söyledi. Ama gerçekten doydum yani.
O köftesi falan bu arada çok güzel. Bizim İnegöl köfteye benziyor birazcık. Ama kaymakla birlikte servis ediliyor. Kaymak, soğan, böyle yani kaymağı ne bileyim çok ilk defa böyle akşam yemeğinde falan, kahvaltıların yasa da akşam yemeğinde falan yedim. Bayağı doydum gerçekten. Şiştim. Bayağı da ısındım. İyi de geldi. Şimdi birazcık daha otururuz burada. Isınmaya devam ederiz. Ama belki yiyecek bir şeyimiz varsa artık hala. Onları yedikten sonra başka bir yere geçeceğiz bakalım. Günaydın. Bugün videoyu bir kahvaltı yerinden açıyorum. Bir restoranttan açıyorum aslında. Kahvaltı yapmaya geldik. Bloom diye çok meşhur. Böyle özellikle kapısında bir 15-20 dakika sıra beklediğimiz bir yer. Ama içerisi dekorasyonu vesaire çok güzel. Çalışanlar çok sıcakkanlı. O yüzden güzel bir kahvaltı yapacağımızı düşünüyoruz. Hatta internetten de araştırdığımızda gayet güzel fotoğraflar paylaşılmış burada. Ona istinaden geldik. Güzel yorumlar vardı. Instagram'dan da bu arada takip ederseniz altı üstü geziyorum. Oradan da anlık olarak paylaşımlar yapıyorum. Örnek veriyorum, siz bu videoyu izlediğinizde belki bir ay öncesinde ben onu zaten Instagram'da paylaşmış olacağım. O yüzden Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Sağ alt köşeye ya da herhangi bir yere bakayım şöyle bir. Herhangi bir yere koyacağım. Neresi müsaitse artık oradan da takip edebilirsiniz. Kahvaltımız geldi, kahvemiz, meyve suyumuz geldi. Şöyle göstereyim size de. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Hadi afiyet olsun. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi Aziz Sabah Katedrali'ne gidiyoruz. Şimdi orayı bir göstereceğim sizlere. Evet, dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden biri olan Aziz Sabah Katedrali'nin önündeyiz. Burası gerçekten Belgrad'a geldiğinizde mutlaka gezilecek yerler listenizde olması gereken bir yer. 1935 yılında yapımına başlanmış bu katedral ama 2. Dünya Savaşı sebebiyle yapımına ara verilmiş ve 1985 yılında tekrardan yapımına başlanmış. Kubbesiyle birlikte gördüğünüz yüksekliği tam 134 metre. Gerçekten çok yüksek ve tam yukarısında bulunan bir haç var. O haçın da yüksekliği 12 metre ve tamamen altından yapılma bir haç. Gördüğünüz gibi üst tarafı beyaz mermer ve granitten oluşmakta ve gerçekten etkileyici bir tasarıma sahip. Şimdi içeriği gezmeye gidelim.
Hava o kadar soğuk ki böyle. Sürekli elimizde eldivenler, işte kafamızda bereler, atkılar falan. Bayağı üşüdük. Ya, neyse şimdi birazcık daha duruldu ama kahvaltıdan sonra Aziz Sava Katedrali'nden de Nikola Tesla Müzesi'ne gitmek istemiştik ama maalesef ki müze kapalıydı. Daha doğrusu yoğunluktan dolayı girişleri kapatmışlardı. Muhtemelen buraya geliyorsanız bir rezervasyon yapmakta fayda var. Belki o TripAdvisor'da ya da Nikola Tesla'nın kendi web sitesinden falan rezervasyon yapabilir. Biletinizi, online biletinizi satın alabilirsiniz. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Ama araştırmakta fayda var. Bu arada genel olarak Belgrad'da rezervasyon sistemi çok yaygın. İnsanlar sürekli olarak bir yere giderken, bir şeyler yaparken rezervasyon yapıyorlar. O yüzden biz yapmadığımız zaman kapısında beklediğimiz anlar yaşadık bol bol. Şimdi Aziz Mark Kilisesi'ne gidiyoruz. Şu an tam karşımda. Gayet de güzel, heybetli, ihtişamlı duruyor ve bayağı eski. Evet, şimdi Aziz Mark Kilisesi'nin önüne geldik. Belgrad'da yine buraya da geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken güzel yerlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi Sırp ve Bizans mimarisiyle yapılmış ve aralardaki kırmızı kiremit renkleri de ayrı bir hava katmış gerçekten. Burada en azından gördüğümüz kiliselere nazaran. Yapımına 1931 yılında başlanmış ve 1940 yılına kadar yapımı devam etmiş. 1940 yılında da bu haline gelmiş bu kilise. Ülkenin en büyük kiliselerinden bir tanesi. Uzunluğu 62 metre ve genişliği ise 45 metre civarında. Şimdi içine gidelim. Uzaktan çok güzel gözüküyor. Yaklaştıkça daha da böyle heybeti artıyor gerçekten. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burası, şöyle etrafı da gezdireyim size şöyle. Çocuklar falan burada oyun oynuyorlar. Top oynuyorlar. Bir tanesi ağaca çıkıyordu. Burası taş meydan içerisinde yer alıyor. Taş meydanı da görmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Aynı zamanda Aziz Mark Kilisesi'ne de giriş yapabilirsiniz. Günaydın. Bugün Zemun bölgesindeyiz. Sırbistan'ın eski mahallelerinden bir tanesi aslında Zemun. Bayağı büyük. Farklı bir mimarisi var. Şimdi buraya geldik kahvaltı yapmaya. Kroos diye bir yere oturduk. Burada akşamları falan canlı müzikler falan da oluyor. Birazcık daha bistro kafasında. Gündüz vakti de kahvaltı veriyorlar. Burada kahvaltı yapmaya geldik. Tabii nasıl bir kahvaltı olacak bilmiyorum. Birazcık da geldikten sonra menü göreceğiz. Şimdilik böyle. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra birazcık da Zemun'u gezeceğiz. Bugün çünkü son günüm. Akşam da 8.30 gibi uçağım kalkıyor. 5.30 gibi havalimanında olmam gerekecek. O yüzden birazcık daha böyle bu alanla birlikte Belgrad seyahatimi, tatilimi sona erdireceğim. Kahvaltıdan sonra görüşürüz.
Evet, Zemun'dayız şu anda. Burası birazcık daha farklı böyle. Etrafında minik minik güzel evler var farklı mimaride. Birazcık daha böyle Avusturya, Macaristan mimarisiyle yapılmış burası. Belgrad'dan çok ayrı bir yer. Hani Belgrad'ı gezdikten sonra burayı böyle çok daha farklı bir köy olarak gördüm. Bayağı böyle Tuna Nehri'nin kenarında balık restoranları, kafeleri vesaire olan şirin bir kasaba aslında burası. Tarih boyunca ise Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Bizans, Roma gibi imparatorlukların içerisinde yer almış bu Zemun bölgesi. Şimdi de Gardoş Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Evet, Gardoş Kulesi'nin tam önündeyim şu anda. Birazdan kuleye çıkmaya çalışacağız. Zemun'un görsel ve tarihi olarak en önemli yapılarından bir tanesi ve zamanında Osmanlı'ya karşı yapıldığı da söyleniyor. Macarlar tarafından inşa edilen kule 1896 yılında tamamlandı. Yani Macarların Avrupa'ya taşınmasından sonra, yani 896 yılında taşınmasından sonra tam 1000 yıl sonrasında bu kule aslında inşa edildi. Şimdi Gardoş Kulesi'ne çıkıyoruz. Bayağı dar bir yerden karşıdan, umarım burası gelmiyordur. Çok dikkatli olmak gerekir, ayağın takılmasın diye. Sıkıntı şu, ne kadar çıkacağımı sormalı. Sonsuzluğa doğru gidiyor gibi baş dönmesi. Ve geldik videonun sonuna. Gerçekten benim için çok değerli bir 3 gün oldu. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Hani Balkan deyince akıllara gelen birkaç şey var ya, bir tanesi Balkanlardan gelen soğuk hava. Bir tanesi, onu bu arada iliklerime kadar hissettim. İkincisi Balkan mutfağı. Gerçekten çok beğendim. Ve şu anda da lokallerin geldiği bir restorandayım. Ve burada önümde de görmüş olduğunuz trileçeyi deniyorum. Ve yanında bir kahve içiyorum. Ben bunları yaparken sizler de kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve altı üstü geziyorum Instagram hesabımı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.